gece Eşref'i kaçırmak mecburiyetindeyiz. Binbaşım, ben her şeyi araştırdım. Sizin de dediğiniz gibi karargaha saldıran fedailer bizi oyalayacak zamanı yaratır. Sizin o esnada başbakan yardımcısının yanında olmanız mühim. Sizden şüphe duymamaları lazım. Stavron'un masasına bir delil yerleştireceğim. Eşref Paşa'nın kaçırılmasından onun mesul olduğunu düşünecekler. Binbaşım, siz karargâhtan ayrılmadan evvel deponun kapısını açık tutmanız kâfi. Gerisini ben hallederim. Lakin bu hapishane meselesi için adam lazım. Mehmet var. Gözü kara bir çocuk. Daha evvel Eşref Paşa için ipe gitmeyi dahi göze almıştı. Şu bayrak meselesini tezgahlayan vardı onlarda. İşimize yarayabilir. Çoğalmak lazım binbaşım. Ben onları bulurum. Bir endişeniz mi var binbaşım? Eşref Paşa bana itimat etmedi. Bir mektup hazırlamış Yakup. Eğer onu oradan sağ salim kurtaramazsam... mektubu kumandan Vasile'ye göndereceklermiş. Beni ifşa edecek. Lakin bu defa ipin ucunda ailem var. Eşref Paşa beni ailemle tehdit etti. Sizi itimat etmesi için bir fırsat bu. Öyle düşünelim binbaşım. Siz hiç merak etmeyin. Biz Eşref Paşa'yı kaçıracağız. Sizin halinize hiçbir şey olmayacak. Azize benim suretimi dahi görmeye tahammül edemiyor. Lakin biliyorum. Beni hala seviyor. Bana kıyamaz. Öyle. Ben de gözlerimde gördüm. Beni bu ayakta tutuyor biliyor musun? Bir gün Azize'me sarılacağım. Ve Azize'm diyeceğim. Bütün çektiklerimiz vatanımız içindi. Vatanın müdafası içindi. Hepsi geçti diyeceğim. Evlatlarıma sarılacağım. Onları tek tek koklayacağım. Anam evladını hain bilerek ölsün istemiyorum. Binbaşım, sizin yaptıklarınızı sadece onlar değil... Allah'ın izniyle hürriyete kavuştuğumuz zaman bütün memleket duyacak. Muvaffak olmak mecburiyetindeyiz Yakup. Hem bu gece hem daima. Anne. Anne, nerelerdeydin? Merak ettim seni. İyiyim kızım, dön vazifenin başına. Anne. Kızım, ikiletme lafımı, dön vazifenin başına. Acil hasta var. Anne. İyi misin? İyiyim. İyi olacağım. Sadece Eşref Paşa yetmez. Beni Zelos'a kim olduğumu göstereceğim. Beni bir daha görevden almayı aklından dahi geçirmeyecek. Nazilliği geri alacağım. Silahları da. Lakin önce
bayrağı açan o isyancılar. Bana o adamları bulup cezalandıracaksınız Teğmen. En aşikeyle cezalandıracaksınız. Bu şehrin kimin emrinde olduğunu herkes bilecek. Burası Türk vilayeti değil. Yunan şehri Smirni. Bana bulun adamları. Emredersiniz kumandan. Kumandan, vazifeye iadenize memnun oldum. Yıllardır bir mücadele veriyorsunuz ve bunun zaferle sonuçlanmasını en çok ben isterim. Bu zafer lafla gelmeyecek Teğmen. Bana o adamları getirin. Emredersiniz. Arayın. O isyancıyı bulacaksınız. Mehmet denen delikanlıyı arıyoruz. Saklayanın cezası da en az onun kadar ağır olacak. Saklarız elbette. O Türk bayrağını Yunan komutanın üzerine asan genci kıyamete kadar saklarız. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Her yerde beni arıyorlar. Yakında burası da emniyetsiz olur. Karartma Ese'yi henüz bulamadılar. Teslim olmaktansa ölürüm zaten. Ok yaydan çıktı. Mehmet kardeş, iyi dersin, güzel dersin de biz böyle kaçarak, saklanarak nasıl muvaffak olacağız? Sizi arayan yok Lütfü. Üstleri yol. Siz işinize gücünüze devam edeceksiniz. Bırakın boşta kırdığı da. Ne yapıyoruz şimdi? Eşref Paşa'yı karargâhta tutuyorlar. Tedbirler çok sıkı. Yüzlerce adamı yok mu göre bu paşanın? Çık yapabilecek olsa onlardan biri yapmaz mı? Yok Cezmi, o iş öyle değil. Şehre inerlerse kan kaybederler. Bizim başka bir icraatımız olmalı. Nedir aklındaki Mehmet? Paşa'yı onlara teslim eden o vatan haininin cezasını keselim. Albay Cevdet'in mi? Bundan hala icraat mı olur? Görsünler. Tek düşmanlarının Eşref Paşa olmadığını görsünler. Bu vatanı satıp o Yunan üniformasını giymenin ne demek olduğunu görsünler. Yok mu gören duyan? Sen gördün mü Mehmet'i? Görmedim. Haydi kalk. Gördün mü Mehmet? Görmedim. Söylesene! Ne diyorsunuz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.